Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir turşu tarifim var. Bu turşu için kullanmak istediğim biberler şunlar. Bu biberlerden kullanıyorum. Doğramış olduğumuz sarımsakları kavanozun dibine dökelim. Hatta şöyle iki kavanoz yapmayı planlıyorum. En dibine sarımsakları attık. Üzerine de biberlerimizi dolduralım. Biberlerimizi sadece yıkayıp temizledik. Saplarını kesmiyoruz. Aralarına şu kırmızı acı biberlerden de kattım. Bu biberlerden 1 kilo almıştım. Sanırım bu 2 kavanozdan daha fazla gelecek. Ben sadece 2 kavanoz yapacağım şu anda. Biberleri ne yaptık? Kavanozlarımıza doldurduk. Üzerlerine birkaç tane daha atalım. Biraz sıkıştırabiliriz. Sıkıştırmamızda sıkıntı yok. Evet, bu şekilde biberlerimizi doldurduk. Şimdi biberlerimizin üzerine bir litrelik kavanozlara bir yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı şeker ilave ediyoruz. Bir çay bardağı elma sirkesi. Üzerine yine her zamanki gibi kaynamış su ilave ediyoruz. Ve kütür kütür sapsarı muhteşem bir turşu oluyor. Bu biberler çok acı olmadığı için herkes rahatlıkla da yiyebilir. Kaynatmış olduğumuz sıcak kapaklar ve sıcak su. Biraz fazla sıcak. Tutamadım. Üzerine sarımsakları unuttum. Hemen üzerine de sarımsakları, doğradığımız sarımsakları en altına bir de en üzerine koydum. Aralarına koymadım. Zaten oradan da alır. Evet, şöyle. Çok sıcak. Evet. Sıkıca kapatıyoruz kavanozumuzu. Ters çeviriyoruz.
kapattık sıkıca. Onu da ters çeviriyoruz. Turşularımız bu şekilde akşama kadar dursun. Kaldırdığımızda su sızması var mı kontrol edelim. Eğer su sızıyorsa bir problem var demektir. Su sızması yoksa eğer, o zaman serin bir yerde saklayıp ne yapabiliyoruz? İstediğimiz zaman açıp tüketebiliyoruz. Kanalıma şu ana kadar hala abone değilseniz abone olmayı, yaptığım videolar hakkında yorum yazmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın.